مرحبا يا أصدقاء اليوم سنتدرب على تقوية مهارات الاستماع والتحدث في اللغة التركية وسنتعلم أيضا بعض المفردات والتعبيرات المهمة في اللغة التركية قصتنا لهذا اليوم هي رحلتي إلى مصر استمعوا جيدا مرحبا بن بتل إسطنبول يشيرم و تاريخ أورتمنيم جيشن يستاتلين مصر جدا İstanbul'dan Kahire'ye direkt uçuşla seyahat ettim. Uçuş 4 saat sürdü ve oldukça konforluydu. Kahire'ye vardığımda hava çok sıcaktı. İlk olarak Giza piramitlerini ziyaret etmeye karar verdim. Piramitler beklediğimden çok daha büyüktü. Bu yapıların yanında kendimi çok küçük hissettim. Piramitlerin gizemi beni derinden etkiledi. Piramit ziyaretinden sonra Mısır Müzesi'ne gittim. Müze eski Mısır sanat eserleri ve mumyalarla doluydu. Her bir eser adeta bir zaman kapısı gibiydi. Müzede uzun saatler geçirdim ve çok şey öğrendim. Ertesi gün Kahire'nin İslami bölgesini keşfetmeye başladım. Burada çok sayıda tarihi cami ve medrese gördüm. Mimarisi ve detayları ile dikkat çeken bu yapılar fotoğraflamaya değerdi. Yolculuğumun üçüncü günü eski bir pazar olan Han el Halil'i ziyaret ettim. Pazar renkli dükkanlar ve samimi satıcılarla doluydu. Burada birçok el yapımı ürün satın aldım. Dördüncü günümde Luxor'a giderek Karnak Tapınağı'nı ziyaret ettim. Tapınak muazzam sütunları ve devasa yapılarıyla ünlüydü. Karnak beni en çok etkileyen yerlerden biri oldu. Luxor'da geçirdiğim günler tarih öncesi bir medeniyete yolculuk gibiydi. Son günümde Asvan'a gidip Nil Nehri üzerinde bir tekne turu yaptım. Nehir boyunca eski yerleşim yerlerini ve doğal güzellikleri Gördüm. Tur sırasında Nil'in kıyısında çay içmek unutulmaz bir andı. Mısır'ın tarihi ve kültürü gerçekten eşsizdi. Bu deneyim benim için çok öğretici ve ilham verici oldu. İstanbul'a dönüş yolculuğumda yaşadıklarımı düşündüm ve Mısır'a olan hayranlığım daha da arttı. قبل أن نتدرب على مهارات التحدث دعونا نتعلم كلمات Daha sonra من tıraş لتحسين لغتنا sonra Yaz tatili okulların tatil olduğu yaz mevsimi. Yaz tatilinde genellikle memleketime giderim. Direkt uçuş, aktarmasız uçuş. Tokyo'ya direkt uçuş yaklaşık 12 saat sürer. Konforlu, rahat ve endişesiz. Otelimiz gerçekten çok konforlu bir yerdi. Giza piramitleri. Mısır'da bulunan ünlü piramitler. Giza piramitleri dünyanın yedi harikasından biridir. Müze, tarihi eserlerin sergilendiği, korunduğu yer. Müze ziyaretleri genellikle kültürel bilgi edinmek için yapılmaktadır. Mumya, antik çağlarda ölülerin korunması amacıyla yapılan sarınma işlemi. Müzede sergilenen mumya ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Medrese eski zamanlarda eğitim verilen İslami okul. Şehirdeki en eski medrese yüzlerce yıldır ayakta. Karnak Tapınağı Luxor'da bulunan devasa bir tapınak. Karnak Tapınağı sütunlarıyla ünlüdür. Nil Nehri, Afrika'nın en uzun nehri. Nil Nehri boyunca yapılan geziler turistler için popülerdir. Tekne turu, nehir veya deniz üzerinde yapılan gezinti. Tekne turu sırasında pek çok güzel manzara gördük. El yapımı, insan eliyle yapılan fabrikasyon olmayan. Satın aldığım el yapımı halı oturma odamıza çok yakıştı. Alân, hân vaktü tedrîb alat tahdüs. min bagdi. Merhaba, ben Betül. İstanbul'da yaşıyorum ve tarih öğretmeniyim. Geçen yaz tatilinde Mısır'a gittim. İstanbul'dan Kahire'ye direkt uçuşla seyahat ettim. Uçuş 4 saat sürdü ve oldukça konforluydu. Kahire'ye vardığımda hava çok sıcaktı. İlk olarak Giza piramitlerini ziyaret etmeye karar verdim. Piramitler beklediğimden çok daha büyüktü. Bu yapıların yanında kendimi çok küçük hissettim. Piramitlerin gizemi beni derinden etkiledi. Piramit ziyaretinden sonra Mısır Müzesi'ne gittim. Müze, eski Mısır sanat eserleri ve mumyalarla doluydu. Her bir eser adeta bir zaman kapısı gibiydi. Müzede uzun saatler geçirdim ve çok şey öğrendim. Ertesi gün Kahire'nin İslami bölgesini keşfetmeye başladım. Burada çok sayıda tarihi cami ve medrese gördüm. Mimarisi ve detayları ile dikkat çeken bu yapılar fotoğraflamaya değerdi. Yolculuğumun üçüncü günü eski bir pazar olan Han el Halil'i ziyaret ettim. Pazar, renkli dükkanlar ve samimi satıcılarla doluydu. Burada birçok el yapımı ürün satın aldım. Dördüncü günümde Luxor'a giderek Karnak Tapınağı'nı ziyaret ettim. tapınak, muazzam sütunları ve devasa yapılarıyla ünlüydü. Karnak, beni en çok etkileyen yerlerden biri oldu. Luxor'da geçirdiğim günler tarih öncesi bir medeniyete yolculuk gibiydi. Son günümde Asvan'a gidip Nin Nehri üzerinde bir tekne turu yaptım. Nehir boyunca eski yerleşim yerlerini ve Doğal güzellikleri gördüm. Tur sırasında Nil'in kıyısında çay içmek unutulmaz bir andı. Mısır'ın tarihi ve kültürü gerçekten eşsizdi. Bu deneyim benim için çok öğretici ve ilham verici oldu. İstanbul'a dönüş yolculuğumda yaşadıklarımı düşündüm ve Mısır'a olan hayranlığım daha da arttı. Şimdi ihtiyaç zamanı. Şimdi hazır mısın? Hadi başlayalım. Birinci soru. Betül'ün mesleği nedir? A. Doktor B. Tarih öğretmeni C. Mimar Doğru cevap. Tarih öğretmeni. İkinci soru. Betül Mısır'a hangi şehirden uçmuştur? A. Ankara B. İzmir C. İstanbul Doğru cevap İstanbul. Üçüncü soru. Betül, Kahire'ye nasıl seyahat etmiştir? A. Arabayla B. Trenle C. Uçakla Doğru cevap uçakla. Dördüncü soru. Giza piramitleri Betül'de nasıl bir his uyandırmıştır? A. Üzüntü. B. Heyecan. C. Küçüklük. Doğru cevap küçüklük. Beşinci soru. Betül müzede ne tür eserler görmüştür? A. Modern sanat eserleri ve heykeller. B. Eski Mısır sanat eserleri ve mumyalar. C. Avrupa sanat eserleri ve tablolar. Doğru cevap B. Eski Mısır sanat eserleri ve mumyalar. Altıncı soru. Han el Halili ne olarak bilinir? A. Bir müze. B. Bir cami. C. Eski bir pazar. Doğru cevap C. Eski bir pazar. Yedinci soru. Karnak tapınağı hangi özelliğiyle ünlüdür? A. Muazzam sütunları ve devasa yapılarıyla. B. Altın kaplama duvarlarıyla. C. Renkli vitray pencereleriyle. Doğru cevap A. Muazzam sütunları ve devasa yapılarıyla. 8. soru. Betül'ün Mısır yolculuğu ona ne kazandırmıştır? A. Yeni bir iş fırsatı. B. Öğretici ve ilham verici bir deneyim. C. Bir hastalık. Doğru cevap Öğretici ve ilham verici bir deneyim. إذا أعجبك الفيديو رجاء لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك جميع دروسنا